Ya senesini bile hatırlamıyorum. O kadar uzun süredir ki işimi gücümü bırakıp buralarda yağmurlarda ıslanıp da futbolcuların abla ıslandın artık. Git hasta olacaksın eve dediklerini biliyorum. Oradaki görevlilerin, yetkililerin abla gel burada seyret, yanımızda seyret. Islanacaksın, hasta olacaksın. Dedim Samsun Spor için ıslanmaya da hasta olmaya da değer. Ben oradan güzel, rahat göremem hani. Yakından futbolcu olan hani futbolcu kardeşlerim göreyim, seyredeyim istiyorum. Bir bu tutku bende yani. Bir sevgi, bu evlence, bu yeşil sahalar niye geliyor insana? Yani senesi yok. Yıllardır gelirim ben. Yani bütün bayanlar da çağırıyorum yani. Çağrıda bulunuyorum. Nasıl bir tiyatroya, nasıl bir eğlence yerlerine, nasıl bir konserlere, sinemalara gidiyorlarsa buralara da gelebilirler. Sayın İsmail Yonuk Başkanımızın, Efsane Başkanımızın sayesinde bütün statlarımızda küfür yok artık. Rahat rahat seyredebiliyoruz yani. Bir eğlence yerine, bir eğlence şovuna dönüştü burası. Çoluk çocuk hep beraber ailece gelebiliriz, maçlarımızı seyredebiliriz. Ben bir bayan olarak, ya bak bayan geliyor gene, seviniyorum. Çok bayanların gelmesini istiyorum bu tribüne, çekinmesinler. Evde bile çocuğuma diyorum ki ağzı bozulmuş, oğlum evde küfür yok. Evde küfür yok diyorum, evlere kadar geldi bu söz. Geçen iki kişiye rastladım gişede bilet alırken. Yağmur yağıyor dediler, vazgeçtiler. Dedim yağmur yağıyorsa yani ölmeyeceğiz, şeker değiliz, erimeyiz, vazgeçmeyin. Yağmurdan etkileniliyor, son güne bırakılıyor. Bu yüzden acaba hava nasıl olur? Ya kapalı yerde seyredeceğiz. İtmanlara ben var ya hiç her zaman geliyorum, soruyorum, 11'de soruyorum, 3'te. Geçen de ikmana geldim, ondan sonra çok mutlu oldum. Öğrenciler de gelmişler böyle. Beraber dedim hani bağırın bakayım, hiç durmayın, bağırın. Tezahüratlarda bulunduk hep beraber. O golden sonra Allah dedim, ya Rabbi ben ne yapıyorum, ellerimi öbür kadına dedim, ne oluyoruz ya, bu ne ya? Kanser hastası hani bir hastalıktan kurtardı, hani iyi bir sonuç gelir ya. Bütün futbolcular birbirinden değerli, hepsi elinden gelen en iyisini yapıyorlar. Gerçekten Allah razı olsun bunlardan. Zaten sen Yıldırım'ı, Yüksel Yıldırım'ı, öncümüz, liderimiz diyeyim, Samsun Spor'umuzun, kulübümüzün lideri, öncüsü geldi kurtardı yani kulübümüzü gerçekten. Adı gibi yükselişe geçtik, Yıldırım gibi yetişti yani. Sayın İsmail Yanık Başkanımız zaten eski efsane, diyecek sözümüz yok. Hep beraber el ele oldular. Bu sayın taraftarımıza zaten diyecek hiçbir sözüm yok. Bu kadar değerli taraflar ben bilmiyorum. Bak kaçıncı ligdeyiz, şu kalabalığa bakar mısın? Biz bu lige zaten layık değiliz. Şu taraftardan Allah razı olsun. Şunlara bak, şunlara. Bu saatte, saat bak kaç, şuna bak. Tramvaylarda yer yok ya, o kadar ki.